NBA tarihi boyunca birçok kez büyük kırılmalara şahit olduk. Ciddi sakatlıklar, yanlış draft seçimleri, oyunu değiştiren bazı figürler, tarihi şutlar ve niceleri. Bugün sizler için NBA'in kaderini değiştiren 5 anı seçtik. Şimdi sizden bir beğeni rica edelim ve yolculuğumuza başlayalım. Açılışta LeBron James'in meşhur karar açıklaması var. And this fall, man, this is very tough. And this fall I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Ohio doğumlu LeBron 2003 yılında Cleveland Cavaliers tarafından draft edildi ve çok kısa sürede ligin en büyük oyuncularından biri haline geldi. Uzun yıllar hem basketbol hem diğer sporlarda kaybeden bir şehir olarak bilinen Cleveland'ı kısa süre içerisinde tepeye oynayan rekabetçi bir takım haline getirdi. Her ne kadar süpürülmüş olsalar da 2007 NBA finaline kadar çıktılar. LeBron şehriyle özdeşleşti ve kişisel olarak da NBA'in en iyi oyuncularından birine dönüştü. Ancak seneler ilerledikçe bu birliktelik durağanlaşmaya başladı. Cavs yönetimi LeBron'un yanına iyi bir takım kuramıyordu ve playofflarda sürekli başarısızlıklar geliyordu. O dönemde tek hedefi şampiyonluk yüzüğü olan LeBron için bu pek de kabul edilebilir bir durum değildi. 7 sezon boyunca hayalini kurduğu noktaya bir türlü gelememişti. 2010 yazında LeBron'un kontratı bitmişti ve yeni rotasını kendi çizme hakkı bulunuyordu. Son 2 sezonun normal sezon MVP'si serbest piyasadaydı ve doğal olarak tüm ligin ilgisi de onun üzerindeydi. Başta Miami Heat, New York Knicks ve Chicago Bulls gibi takımlar onu kadroya katmak için her şeylerini vermeye hazırdı. Ancak Cavs yönetimi de kendine oldukça güveniyordu. O zaman için süperstarların aidiyet kavramına bağlılığı günümüze oranla çok daha büyüktü. 7 sezonun ardından onları bırakmayacaklarından eminlerdi. Böylesi bir oyuncunun rotasını nereye çizeceği büyük bir merak konusuydu. Neredeyse tüm ülkenin ana gündemi LeBron'un nereye gideceğiydi. Televizyonun rating makinesi ESPN de bu durumu büyük bir fırsata çevirdi ve LeBron James'i kararını canlı yayında açıklamaya ikna etti. Tabii ki o zamanlar Shams Charania ya da Wojnarowski bugünkü Twitter popülerliğinde değildi. Hal böyle olunca da kimse kararı önceden öğrenememişti. 8 Temmuz 2010'da LeBron The Decision isimli programda kararını şu sözlerle açıkladı. Yeteneklerimi Güney sahiline götürüyorum. Böylece LeBron James, Cleveland Cavaliers'dan ayrılarak Miami Heat'e katılacağını duyurmuş oldu. Evlerde, sokaklarda, barlarda yaklaşık 10 milyon insan LeBron'un bu kararını canlı bir şekilde takip etti. Doğal olarak en büyük tepki Cavs taraftarlarından geldi. LeBron'un formalarını yaktılar ve onu hain ilan ettiler. Aldığı karar kadar bu kararı açıklama şekli de onları oldukça rahatsız etmişti. Ligin yüzü olarak görülen LeBron tek bir kararla ciddi bir nefret objesine dönüşmüştü. LeBron'un kararı ligde bir dalgalanma yarattı. Dwayne Wade ve Chris Bosh gibi iki süperstarla bir araya gelmesi Miami Heat'i daha önce benzeri görülmemiş bir güç haline getirecekti. Modern dönemdeki NBA'de süper takım çağı artık başlamıştı. Takımlar yıldız oyuncuları bir araya getirerek şampiyonluk yarışında daha güçlü olmanın yollarını arıyordu. Miami Heat bu yeni dönemin öncüsü oldu. 2011'den 2014'e tam 4 kez NBA finallerine ulaştılar ve tarihin en güçlü takımlarından biri haline geldiler. LeBron'un liderliğindeki bu takım tam 2 yüzük kazandı. Ancak The Decision sadece bir basketbol olayı değildi. LeBron'un bu hamlesi oyuncuların kendi kariyerlerini ve kaderlerini nasıl yönetebileceklerini de gösteren bir dönüm noktasıydı. O güne kadar mutlak güç büyük ölçüde takım sahiplerindeyken bu hamleyle birlikte oyuncuların hiyerarşideki seviyesi de arttı. LeBron serbest oyuncu olarak NBA'deki rolünü yeniden tanımlamıştı. Diğer oyuncular da benzer şekilde kendi kaderlerini şekillendirme gücüne sahip olduklarını fark ettiler. NBA'deki geleneksel takım yönetim anlayışı da artık değişmişti. Oyuncular hangi takımda oynayacaklarına ve hangi takımla şampiyonluk kovalayacaklarına kendileri karar vermeye başladılar. 2016 yazında Kevin Durant'in Golden State'e gitmeye cesaret etmesinde belki de bu hamlenin büyük etkisi vardı. Tabii James Harden ve Ben Simmons gibi bu gücü negatif yönde kullanan oyuncular da oldu. Bu kararın etkileri saha içiyle de sınırlı değildi. LeBron'un duyurusu sadece NBA'yi değil, spor dünyasındaki medya ilişkilerini de değiştirmişti. Sonuç olarak The Decision, NBA tarihinde derin izler bıraktı ve sporun, oyuncuların ve medyanın birbiriyle olan ilişkisini kökünden değiştirdi. Sırada çoğu NBA takipçisinin hafızalarından silmek istediği bir olay var. Özellikle Chicago Bulls taraftarlarının unutmak isteyecekleri o güne dönelim. NBA tarihinin en büyük ya farklı şekilde olsaydı hikayelerinin başında gelen meseleye. 28 Nisan 2012, Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Chicago Bulls, playoff ilk turunda 8. sıranın sahibi Philadelphia 76ers'a karşılaşıyor. Efsanevi Jordan döneminden sonra ilk kez bir önceki sezon konferans finaline kadar yükselmiş olan Bulls, bu kez daha da ileri gitmenin peşinde. İlk maç beklendiği gibi Chicago adına rahat ilerliyor, son 1,5 dakikaya 12 sayı önde giriyorlar.
Artık bir iki pozisyon sonra bench oyuncularını sahaya sokacak kadar rahat bir fark yakalamış durumdalar. Önceki sezon NBA tarihinin en genç MVP'si olan Derrick Rose, normal sezonun yarısını ufak sakatlıklarla boğuşarak atlatmıştı. Playoff'larla birlikte tekrar tepe formuna ulaşma hedefindeydi. İlk maçın son 1,5 dakikasına kadar da 23 sayı, 9 rebound ve 9 asistlik performans üretmişti. Belki de playoff'a triple-double'la başlaması adına sahada kalmaya devam ediyordu. Çoğu zaman olduğu gibi tepede Joakim Noah'ı perdeye çağırdı. Perdenin çıkışında karşısında ayakları pek de hızlı olmayan Spencer Rose kalmıştı. Onu NBA'in en iyi oyuncusu haline getiren patlayıcılığı ve olağanüstü dengesiyle potaya yüklenip daha önce yüzlerce kez yaptığı gibi karşısındaki uzunu avlamaya hazırdı. Onunla özdeşleşen tek zamanlı stop hareketini yaptı ve potaya doğru yöneldi. Bahsettiğimiz gibi bu hareketi yüzlerce kez yapmıştı ancak bu sefer büyük bir sorun vardı. Rose daha inişini tamamlamadan sol dizini tutmaya başlamıştı. TNT spikeri Kevin Harlan'ın ağzından yıllarca unutulmayacak şu sözler döküldü. Ah hayır, Rose sol ayağının üstüne kötü bir şekilde indi. Gördün mü? Dizini tutuyor, dizini tutuyor ve yere yığıldı. Uçuyordu, sonra sol ayağının üstüne ters bir şekilde bastı. Tüm salonda sessizlik hakimdi. Doktorlar, teknik ekip ve takım arkadaşları yanına gittiğinde durum pek de iç açıcı gözükmüyordu. Ayağa kaldırılmasına yakın taraftarlardan MVP sesi yükselmeye başladı. Rose'un yanında olduklarını hissettirme çabasındalardı. Rose ayağa kaldırılıp soyunma odasına götürülürkense herkesin suratında oluşan tek bir ifade vardı. Endişe. Jordan dönemiyle birlikte 90'ları efsanevi bir şekilde geçen Bulls, 15 sene boyunca tekrar o günlere dönmenin hayalini kurmuştu. Rose'un soyunma odasına girişinin aynı zamanda o hayallerin kaybolması anlamına gelmesinden korkuyorlardı. Maalesef korkuları gerçeğe dönüştü. Derrick Rose o pozisyonda sol diz ön çapraz bağını yırtmıştı. Bu, sahalardan çok uzun süre uzak kalacağı anlamına geliyordu. En önemli silah patlayıcılık olan bir oyuncunun böyle bir sakatlık geçirip eski günlerine dönmesi de o dönem için pek mümkün değildi. Zaten bir senelik uzun bir aranın ardından geri döndüğünde yine dizinden sakatlandı ve o andan sonra asla MVP Rose seviyesine ulaşamadı. NBA tarihi boyunca sayısız sakatlık pozisyonu oldu, hepsi de iç acıtıcıydı fakat Rose'un sakatlığı tüm ligin kaderini değiştiren türdendi. Bu olaydan sonra özellikle yıldız oyuncuları koruma adına yapılan load management yani yük yönetimi kavramı iyice yaygınlaştı. Takımlar oyuncuların sağlık ve kondisyon programlarına daha fazla önem vermeye başladı. Derrick Rose gibi bir yıldızın sakatlığı NBA için hem ticari hem de rekabet açısından ciddi etkiler doğurdu. O sakatlığın ardından Chicago Bulls'un rekabetçilik seviyesi düştü ve ligin genelinde dengeler değişti. Geriye dönüp baktığımızda 2010'ları Curry-LeBron ekseninde anıyoruz. Belki bu sakatlık olmasa Derrick Rose ismi de burada yer alabilir ve tarih çok daha farklı bir şekilde yazılabilirdi. Curry-LeBron demişken NBA'in kaderini değiştiren bir başka ana geçelim. 60'larda Bill Russell, 70'lerde Kareem Abdul-Jabbar, 80'lerde Bird Magic rekabeti, 90'larda Michael Jordan, 2000'lerde ise Kobe Bryant. NBA her 10 senelik periyotta mutlaka ligin yüzü sayılabilecek oyunculara sahip olmuştur. Ligde yakın zamanın en büyük iki yüzü de Steph Curry ve LeBron James'ti. 2010'lu yılların başından sonuna kadar mutlaka bu iki isimden birinin NBA finalinde olduğunu gördük. Hatta 4 kez de finalde karşı karşıya geldiler. LeBron'un hikayesinin bir kısmından videonun başında bahsetmiştik. Steph Curry de uzun yıllar boyunca Golden State Warriors'la birlikte basketbolun oynanışını değiştiren özel bir sistemle büyük bir hanedan yarattı. Peki bu hanedanın daha oluşumunun temelleri de atmadan en büyük yüzünü takas etmeye çok yaklaştığını biliyor muydunuz? Steph Curry 2009 NBA draftında 7. sıradan Warriors tarafından seçildi. Ancak Curry draft öncesinde ve sonrasında ayak bileği sakatlıkları nedeniyle bazı şüpheler uyandırmıştı. O zamanlar Warriors genç oyuncunun uzun vadeli potansiyelini tam olarak değerlendiremiyordu ve kariyerinin başındaki sakatlık sorunları takımların Curry hakkındaki düşüncelerini etkiliyordu. Warriors potu altındaki eksiklerini kapatmak için Bucks'ın pivotu Andrew Bogut'la takas yapmak üzereydi. Takasın merkezinde Curry'nin Bucks'a gitmesi bulunuyordu ancak Milwaukee Bucks Curry'nin sakatlık geçmişi nedeniyle bu takas konusunda tereddüt etti. Curry'nin bilek sakatlıklarının tekrarlayabileceğinden endişe duydukları için bu riski almadılar. Onun yerine bir diğer kısayı Monte Ellis'i tercih ettiler ve bu kararla tarihin en büyük fırsatlarından birini kaçırdılar. Golden State Warriors ise Curry'i takımda tutarak onun etrafında yeni bir yapı inşa etmeye başladı. Kısa süre içerisinde Curry, NBA'in en iyi şutörlerinden biri haline geldi ve Warriors'ı modern basketbolun öncü takımı haline getirdi. Curry toplam 4 şampiyonluk ve sayısız bireysel başarı elde etti. Warriors'ın Curry merkezli oyun stili NBA'deki 3 sayılık atış devrimini başlattı ve ligin genel yapısını da kökten değiştirdi. Takımlar daha tempolu, daha dış şut odaklı bir oyun yapısına geçerken Curry'nin etkisi NBA tarihinde yeniden yazdı. Belki Bucks'a gitmiş olsa Giannis'le birlikte yine şampiyonluğa ulaşabilirlerdi ancak oyun değiştiren türden bir yapının içinde
olamayabilirdi. Sonuç olarak Bucks'ın bu takastan vazgeçmesi NBA'in son 10 yılına damga vuran Curry ve Warriors hanedanının temelini oluşturdu. Eğer o gün bu takas olsaydı belki de NBA'in hikayesi bambaşka bir yöne evrilecekti. Sıradaki an bir draft gününe ait. Draft seçimlerinin etkisi o kadar büyük ki aslında sadece bu konu üzerinden ligin kaderini etkileyen birçok hikayeyi çıkarabiliriz. Michael Jordan'ın Sam Bowie'nin arkasından seçilmesi, 2003 draftındaki korkunç Darko Milicic seçimi, Greg Oden'ın Kevin Durant'ten önce seçilmesi ve niceleri. Tabii ki hepsi NBA'in ve özellikle takımların kaderini değiştiren cinsten. Fakat bir tanesi hepsinin önünde yer alıyor. 96'ya döneceğiz, NBA tarihinin en iyi draft sınıflarından birisi bizi karşılıyor. Allen Iverson, Steve Nash, Ray Allen, Marcus Camby, Peja Stojakovic, Stephen Marbury ve tabii ki bu draft sınıfının en büyük yıldızı Kobe Bryant. Kobe için bu sınıfın en büyük yıldızı dedik ancak o dönem Kobe'deki bu ışığı gören tek takım Los Angeles Lakers'tı. Bu sebeple Kobe'nin seçim sırası 13'e kadar geriledi. Ancak Kobe 13. sıradan seçen takım Lakers değildi. 36 yıllık kulüp tarihinde toplam 68 draft seçimi yapan Charlotte'ın birinin parmağını geçmeyecek kadar iyi draft seçimi var. Belki de yıllardır başarısız bir takım olmalarının temel sebebi de bu yanlış seçimler. Ancak aralarından bir tanesi NBA tarihinin belki de en iyi draft seçimiydi. O da Kobe'yi 96 draftında 13. sıradan seçmiş olmalarıydı. Ne yazık ki o seçimi de hiçbir zaman kullanma fırsatı bulamadılar. O dönem Charlotte'ın iyi bir uzuna ihtiyacı vardı. Lakers, ligin en potansiyelli uzunu olan Shaq'ı kadrosuna katmayı düşünüyordu ve tecrübeli oyuncu Vlade Divac'ı da yollamanın peşindeydi. İhtiyaçları olan Shaq'a iyi partnerlik yapabilecek bir kısaydı. Henüz 18 yaşındaki Kobe de o potansiyeli gördüler. Kobe'nin de gönlü Lakers'daydı, büyük bir pazarda oynamak istiyordu. Menajeri Arne Tellem ve Lakers genel menajeri Jerry West'in de katkılarıyla draft günü Vlade Divac karşılığında takas oldu. Divac'ın kısa süreli emeklilik tehditleri takasa engel olamamıştı. Draft edildiği esnada ekranlarda sevinen Charlotte taraftarları ve kafasına Hornets şapkası takan Kobe Bryant vardı. Ancak takımlar çoktan anlaşmıştı ve Kobe'nin Charlotte Hornets anıları bu kısa sekanstan ibaret olacaktı. Kobe, Los Angeles'a gittiği andan itibaren kariyerinin başındaki bu hamlenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Eğer o gün Divac emekliliği seçmiş olsaydı, Shaquille O'Neal da Orlando'da kalabilir ve NBA tarihini değiştiren Kobe Shaq hanedanlığı hiç yaşanmayabilirdi. Lakers, Kobe ve Shaq'la 2000'lerin başında peş peşe şampiyonluklar kazanarak NBA'de olağanüstü bir dönem yaşattı. Kobe, hem Lakers'ın simgesi hem de ligin global yüzlerinden biri haline geldi. Toplam 5 şampiyonluk yaşayarak Los Angeles şehrinin en büyük efsanelerinden biri oldu. Son olarak saha dışından önemli bir figürü anacağız. Günümüzde NBA markası uluslararası spor endüstrisinin en önemli ve en etkin markalarından biri haline gelmiş durumda. Neredeyse tüm dünyadaki spor pazarlarında takip edilen ve izlenen büyük bir organizasyon. NBA'in günümüzdeki popülerliğine gelmesinde en büyük pay şüphesiz ligin bir önceki komisyoneri David Stern'e ait. 1 Şubat 1984'te ligin başına geçen Stern, görevde kaldığı 30 sene boyunca NBA'in çehresini değiştirdi. 84'te göreve geldiğinde NBA ciddi bir imaj sorunu yaşıyordu. Kokain kullanımının yaygın olması, maçların banttan yayınlanması ve ligin fazla siyah olduğu algısı ligin imajını olumsuz etkiliyordu. Stern, Michael Jordan, Magic Johnson ve Larry Bird gibi yıldızları öne çıkararak bu algıyı değiştirdi ve NBA'yi daha çekici hale getirdi. Ayrıca NBA'nin uluslararası büyümesi için de temel adımları attı. Özellikle 92'de rüya takımın Barcelona olimpiyatlarına katılması, basketbolun küresel bir spor olarak yayılmasında büyük rol oynadı. NBA'yi milyar dolarlık bir endüstri haline getiren Stern, NBA oyuncularıyla yaptığı yenilikçi anlaşmalar sayesinde ligdeki maaş tavanı uygulamalarını da başlattı. Bu anlaşmalar oyuncular ve sahipler arasında gelir paylaşımını artırdı ve NBA'in mali açıdan daha sağlam bir zemine oturmasına da olanak sağladı. Uyuşturucu kullanımına karşı aldığı sert tedbirlerle oyuncuların davranışlarına yönelik ciddi yaptırımlar uyguladı ve NBA'in daha profesyonel bir lige dönüşmesine de ön ayak oldu. Stern, NBA'in küresel genişlemesinde de katkısı olan vizyoner bir liderdi. NBA maçlarının dünya çapında izlenmesini sağladı, uluslararası oyuncuları lige kazandırarak basketbolu farklı kıtalarda yaygınlaştırdı. 90'lı ve 2000'li yıllarda NBA'yi Afrika, Çin ve Avrupa'da büyüterek dünya genelinde popülerleştirdi. Stern aynı zamanda NBA'yi dijitalleşme sürecine de taşıyarak televizyon ve internet hakları konusunda yenilikçi anlaşmalar yaptı. Zaman zaman sert kararlar alsa da NBA'nin başarısı ve oyuncuların kazançları Stern'ın vizyonu sayesinde arttı. Onun başkanlık döneminde NBA sadece bir spor ligi olmaktan çıkıp küresel bir eğlence ve iş dünyası devi haline geldi.
Kısaca vizyoner ve başarılı bir yönetici sayesinde NBA 80'lerde kimsenin hayalini kuramayacağı bir noktaya geldi. Stern'ü maalesef 2020 yılının ilk gününde kaybettik ancak yaptıklarıyla yıllar boyunca NBA dünyasının en önemli figürlerinden biri olarak anılmaya devam edecek. İşte bu sebeple Stern NBA'ye geldiği ilk gün olan 1 Şubat 1984 ligin bizce en büyük kırılma anlarından biriydi. Bizim seçtiğimiz kırılma anları bu şekilde, gözden kaçırdıklarımız ya da unuttuklarımız olabilir. Size göre lig tarihinin en büyük kırılma anları hangileriydi? Yorumlarda buluşalım.